İyi akşamlar. Petun günlük grafik. E, Mayıs ayında değerlendirmiştik. Yani Mayıs ayında 20 lira civarlarındaydı Petun. Destek geliyordu doğrulardan Tabi kırdı 20'yi. E, bir alt desteği çizmişim 12.72'de. Orada bir tepki vermiş. Gördüğünüz gibi yukarı doğru. O tepkiden sonra tekrar aşağı yönlü seyrine devam etmiş. Yani iyi bir grafik değil. E, 200 günün altında, tüm ortalamanın altında hatta oldukça sarkmış. Yani 16.47'den ufak tefek bir tepki vermiş e, yukarı doğru ve 20 üstlerine gelmiş 17 34'de şöyle göstereyim 20 üstlerine doğru e, bir düzeltme yapmış şu anda düşün düzeltmesi Tabi bu 17 takip ederiz yani 17 34 geçirirse burada e, 20 bayağıdır kırılmamıştı düşüşe başladığından beri 20 günün 20 üstlerinin altında seyretti ben Petronun fiyatları devamlı altta hiç kıramadı o yüzden 17-34 e, dikkate alınır bir direnç. yani 17-34 direnci geçirirse burada 18-39'a kadar, 18-40 civarlarına, 30 civarlarına bir hareket e, beklenebilir mi? E, yani doğaldır bir direnci geçiyorsanız, değil mi? Bir sonraki direnci dikkate alırsınız. E, dolayısıyla 17 34'ün kırılımı ve arkasından tabii olursa 18 o tepki de e, orada kırılım ve kalıcılık petun için önem taşır. Tabi e, şunu söyleyeyim 18 yine 20'nin üstünde kalıcılık ille şey değsin diye söylemiyorum yani 18 40 olur olmaz o ayrı bir konu ille de olur diye bir şey yok ama en azından 17 34'ün kırıp üstünde biraz kalabilirse bakın bu önemli olur Pınaret için çünkü e, 20 üst üstünde kalan senetler yavaş yavaş güçleniyor demektir orada kalabiliyorsa oradan sonra belki bir hareket beklenebilir alt tarafı belli yani dibimiz belli burada 16 50 Şöyle bir işaret koyayım oraya da. Bu 16.50 civarları burada aşağı yönlü kırılıyorsa yeni bir dip demektir. E yeni bir dip de düşün devam ettiğini gösterir bize. O yüzden major anlamda 16.50'ye dikkat edilmesi lazım. Orası da bir satış baskısında arttırabilir. Hacim yok. Öyle büyük bir alıcı, alım veya bir alıcı varlığından söz etmek çok da mümkün değil artık çok öldü gitti hacimleri günde 200 bin hacimler falan oluyor 117 bin 100 bin çok az hacim yani bunlar ee, alıcı eksikliği görülüyor yani net görülüyor e, Petunda. o yüzden e, bu tabi şey kırılacaksa bu dirençler kırılacaksa biraz alıcı varlığına dikkat etmek lazım şu anda bistüzde de bir sıkıntı şu yani bistüz güzel de hani 10, 1410 takip ediyoruz yukarıda dün anlattım bistüz e, teknik haftalık görünümü ama şey e, orada da bir tedirgin tarafımız alıcılar bir türlü aktif değil yani böyle çok e, az hacimlerle hareketler geliyor. Bu e, hem e, zaten hangi neye teknik analiz yaparsanız yapın yani bu önemli bir şeydir. Alımların fiyatlarla beraber artmasını görüyorsanız orada bir dönüşten bahsedersiniz o zaman dersiniz ki tamam burada bir şey var hareket var e, koyarsınız stopu işte 8 güne mi 20 güne mi artık bir süren stop koyarsınız hiç olmazsa onu takip edersiniz ama fiyatların biraz daha fırlaması için dediğim gibi o hacmin oluşması lazım RSI 41 çok güçlü bir bölge değil ama işte bu dipten gelen bir hareket var ee, en azından olumlu bir tarafa gitmeye çalışıyor ki burada 55 üstü RSI görmek e, daha olumlu olur maktide pozitif yani hem RSI hem maktide pozitif bir seyir görüyoruz Özel bir mum formasyonu yok. Herkese iyi akşamlar.